Bursaspor'umuzun Antalya kampı tüm hızıyla devam ediyor. Antalya aynı zamanda takımların da buluşma noktası, oyuncuların buluşma noktası. Takımımızın otelinde güzel bir tesadüf yaşandı. Bursaspor'umuzun şampiyon oyuncularından Yenal Tuncer de yeni takımı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la birlikte takımımızın kamp yaptığı otelde kampını gerçekleştiriyor. Güzel bir tesadüf yaşadık ve mikrofonlarımızı Yenal Tuncer'e uzatacağız. Evet Yenal, güzel bir tesadüf oldu. Geçen sene de sen Karşıyaka'dayken yine takımımızla aynı otelde kamp yapmıştın. Bu devre arası kampına da aynı otelde girmek nasip oldu. Neler söylemek istersin? Vallahi ben buraya geldiğimde Bursaspor'un burada olduğunu bilmiyordum. Otobüsü gördüğümde dedim Bursaspor da burada. Güzel bir tesadüf olacak yine dedim. Sizleri gördüm, arkadaşları gördüm. Yine bir hasret giderdik. Benim için güzel bir tesadüf. Anılarım canlandı bir anda. Bursaspor'un da zaten ayrıldıktan sonra da benim gibi ayrılan arkadaşların da düşüncesi en iyi yerlerde olması. Ve bunu hak eden bir Bursaspor camiası var ve taraftarı var. İnşallah hak ettiği yerlere en kısa zamanda gelir diyorum. Anılarına istersen dönelim, şampiyonluk günlerine dönelim, Bursaspor günlerine dönelim. O günlere dönüp baktığında neler hissediyorsun yani? Vallahi abi şimdi o günleri dönüp baktığımızda inan yani bazen tüylerim diken diken oluyor. Çünkü çok anılarım geçti. Ben zaten 20 yaşında gözlerimi ligde Bursa'da açtım. Ben Bursaspor'un 7 senelik futbolcusuydum. İlk 4 senem Bursa'da geçti. Ve çok güzel anılardı. İyisiyle kötüsüyle benim için çok güzel yıllar olmuştu. Şampiyonluk senesine gelince zaten o şampiyonluk senesi anlatılmaz, yaşanır derler. Ne anlatsam boş ama hak ettik ve şampiyon olduk o senede. Benim hayatımda en büyük an olarak kalacak yani. Peki o günlere dönüp baktığında değiştirmek istediğin, bugün o günlere dönsem şunları değiştirirdim dediğin şeyler var mı? Ya şimdi tabii ki insanın hayatında yaptığı hatalar oluyor. Benim de belki gençken yaptığım hatalar vardı. Ama değiştirir miydim? Yine oralara dönsem ben yine olurdum herhalde. Benim Bursa'da en çok şanssızlığım sakatlıklarım oldu. Tabii şimdi insanlar diyecek ki niye sakatlanıyorsun? Güzel yaşamazsan sakatlanırsın gibi çok şeyle karşı karşıya geldim. Ya şimdi ben burada ne anlatsam boş ama inanın benim yaşadığım sakatlıklar sakatlıklar değildi. Hani derler ya arka delisi çekiyor. Tabii gece yatmaz, uyumaz, arka delisi çeker falan filan. Yaşadığım sakatlıkların hiçbiri öyle değildi. İşte yani kader derler. Tam çıkış yakalayacağım noktada olmayacak bir sakatlıkla karşılaşıyordum. Yani olmadı. Yani Bursa'da daha güzel şeyler yaşamak isterdim. Yani daha fazla yaşamak isterdim. Yani şu anda hala Bursa'da olmak isterdim. Bursa'da bitirmek isterdim. Ama kader diyoruz. Allah böyle yazmış. Biz de onu yaşıyoruz. Peki bu günlerin nasıl geçiyor? Neler hedefliyorsun bundan sonraki dönem için? Geçen sene işte Karşıyaka'daydım. Yusuf Hoca ile beraber beni tanıyan bir hocaydı. 25-30 maçlık bir periyotum vardı. İyi geçmişti. Bu sene Antep Büyükşehir Belediye'ye geldim. Burada da güzel günlerim geçiyor. Tabii ki hedefim benim burada Antep Spor'da görevimi en iyi şekilde yapıp tekrar lige dönmek. Çünkü şu anda 30 yaşındayım. Tabii ne gencim ne de çok yaşlı bir futbolcuyum. Ortasındayım. Benim hedefim her zaman üstlere tırmanmak yine. Geldiğim yere geri dönmek inşallah olur. Allah'ın izniyle. Peki dönüp futbolu ileriki yıllarda Bursaspor'da bırakacağım diyebiliyor musun? Ya benim yani bunu önceden konuşacak gibi yani görmek gibi bir şeyim olamaz ama dileklerim arasında ve isteklerim arasında en büyük isim tabii ki başladığım yerde bitirmektir.